Şu anda kaya kapı bölgesindeyiz. Hemen arkamdaki bariyeri görüyorsunuz. Kapatılmış. Yukarıda da bir bariyer var. Onu da görüyorsunuz. Burada vatandaşlar kendi mahallesine, evine giremiyor. Mezarlarını ziyaret edemiyor. Gör, sizi tanıyalım. Osman Şüküroğlu. Osman Bey, siz bu mahallede eviniz var. Evet. Atadan kalma, evet. Dededen kalma. Evet, evimiz vardı. Dedemin evi vardı. Bize bura ilk sunulduğunda Ürgüp'ün maddi ve manevi kazancı olacak diyerek empoze edildi. Ama sonrasında durum farklı oldu. Gördüğünüz gibi giremiyoruz buraya, gezemiyoruz. Benim dedemin evi vardı. Bahçeyi de, bahçede mezarı vardı. Mezarı da gidemiyorduk. Orayı da tel örgüyle çevirmişler. En sonunda nakletmek zorunda kaldım. Düşünün ki ne kadar acı, insanlar atasının, dedesinin mezarını bile ziyaret edemiyor burada mahallede. Ve en sonunda mezarı başka bir mezarlığa nakletmek zorunda kalıyor. Kiliseler var, müzeler var, hamamlar var. Proje kapsamında bunlar restorasyonu yapılacaktı. Ürgüplüler gelecekti burada, hatıralarını yaşayacaktı, anılarını yaşayacaktı. Sosyal bir yaşam alanı olacaktı. Ama bu tamamen unutuldu ve esas restorasyonu yapılacak yerlerin birçoğu restorasyonu durdurulmuş. Sadece otel olarak kullanabilecek, yani ticari rant sağlanabilecek yerler yapılmış, otel olarak işletilmeye başlamış. Buradaki yanlışla tüm Ürgüplülerin sessiz kalmaması ve karşı gelmesi gerekiyor. Burası Ürgüp halkının, Ürgüplülerin çocukları, torunları burayı görecekler, burada yaşayacaklar. Benim çocukluğum bu mahallede geçti. Şimdi görüyorsunuz, sokağa giremiyorum. Dedemin mezarını dediğim gibi nakletmek zorunda kaldım. Yani hatıralarımızı manevi olarak yaşayamıyoruz. Maddi kaybını da şunu söyleyeyim. İnsanlara İşte burası Ürgüp'e kazandırılacak diyerek kamulaştırılma esnasında algı operasyonu yapıldı. Büyük, evet. Algı operasyonu. Ürgüplüler Ürgüp'e kazandırılacak diyerek, Ürgüp halkının menfaati olacak diyerek 10 bin liraya, 20 bin liraya kamulaştırma yapıldı. Normalde dedemin evi vardı burada, 7 odası var. Aynı mahalle 100 metre ileride 3 milyon dolara, 5 milyon dolara ev satılıyor. Burayı 10 bin liraya, 20 bin liraya insanlardan gasp ettiler. Resmen gasp edildi. Şimdi mülk sahibi belediye olmasına rağmen bir şirkete işin açığı peşkeş çekildi. Kolay gelsin. Bir içeriye gezip çekmek istiyoruz ama geçebilir miyiz, gezebilir miyiz? Ne derken? Görüntü almak istiyoruz içeriden, mahalleden. Burası özel mülk. Özel mülk. Evet, özel mülk. Beni almayın. İyi de benim dedemin evi var. Çocukluğum, evet. Burada geçti. Aynen, vatandaş dedesinin bir çocukluğunu geçirdiği yeri görmek istiyor. Ben bir sorumlumla bir konuşayım. Tamam, bir sorun. Beni almayın da. Burası şu an otel tesisi. Otel tesisi, özel mülk burası. Bir sorun görebilecek. Tamam. Şimdi bundan sonrasına iyi dikkat edin. Çünkü biz içeriye alınmıyorduk. Belgesel çekeceğiz diyerek izin alıp da girdik. Deniz Postası TV. Deniz Postası TV. Evet. Tamam, sorumlu arıyor. Tamam. Deniz Postası. Evet. Mikrofonu da gördüm de onun için. Tamam, Deniz Postası. Tamam. Bu belgesel gibi bir şey mi? Gibi, evet. 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 Burada şu ana kadar kaç yapı yapıldı biliyor musun? Tadilat. Otel bazında değil de oda bazında. 43 odamız var şu an aktif. Evet. Toplamda ne kadar? Toplamı 212 parseli var şu an burada. 112 parseli. Burası hamam mı? Proje başlayalı 20 yıl olmuş. Görevli diyor ki hala hamam yapılacak. Bu
Tadilat yapıldı mı, yapılacak? Buralar daha henüz projeye dahil değil. Projesi çizdim. Alan yönetiminden geçip başlanacak buralar. Burası da önemli. Yürürken bizi götüren arkadaş oraya haber amaçlı gittiğimizi anlayınca hemen kesip bizi çıkartmak için geri döndürdü. Neler var başka hamam dışında? Kesebilir miyiz yürüt? 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 Kesebilir miyiz yürüt?